1700 yıllardan gelen bir banka var. İçerisinde çok farklı teknolojiler var zaten. Hani teknoloji var olmadan önce banka varmış. Üzerine teknoloji implemente etmeye çalışmışlar ama iş süreçleriyle kurumun teknolojik mimari altyapısı birbirine birebir olarak fit etmiyor. Bunu ilk gördüğümüz yer self-service portalı oluyor. Genelde bu yapının iyi uygulanmadığı kurumlarda birden fazla portaldan talep yapıldığını görüyoruz. Hani şu uygulamaya talep etmek için şuraya gir ama başka bir uygulamaya talep etmek için başka bir portala gir. Genelde iki veya üç farklı portal oluyor. Veya bazı uygulamalar için hiç portal olmuyor. Belirli bir ekibe mail atıyorsunuz. O ekip sizin için bir kullanıcı yaratıyor. Gerekli rol atamalarını yapıyor ve size geri bildirimde bulunuyor. Öncelikle bu self-service portallarının tek bir ortamda unify edilmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Sonuçta IT personellerinin temelde yaptıkları iş kurum içindeki insanlara hizmet vermektir. Bu da kurumdaki insanların kullanıcı deneyimini en çok etkileyen noktalardan birisi. Çünkü bir insan kurumda ne kadar çok çalışıyor olursa olsun uygulamalar değişiyor, yaptığı iş değişiyor ve sürekli olarak bir yerden bir yetki talebi oluyor. Bu yetki talebinin tek bir portalda, tek bir arayüzde unify bir şekilde iç kullanıcıya sunulması kullanıcı deneyimini gerçekten iyi etkileyecektir ve daha sonra yapılacak bütün işlemler de bunun üzerinden gelecektir. Çünkü bütün bilginin merkezi olarak bir yerde toplanması çok kritik bir durum. Daha sonra yapacağımız rol yönetimi ve yetki gözden geçirmeye de gene bu merkezdeki datayı kullanacağız. Böyle dağıtık olan bir yapıda bu datayı merkeze toplamak bizim için ayrı bir challenge olacaktır. Bir diğeri uygulama envanteri. Yani application inventory bugüne kadar hemen hemen gittiğim, iş yaptığım bütün kurumlarda bir şekilde karşımıza çıkan bir sorun. Uygulama envanteri aslında çok boyutlu bir kavram. Bu varlık yönetiminin de bir parçası. Aslında IT auditinin de bir parçası, kimlik erişim yönetiminin de bir parçası ve hepsi aslında uygulamaları birbirinden farklı şekilde yönlendiriyor, farklı şekilde ele alıyor. Örnek verecek olursak, iş sürekliliği çalışmasında da bir uygulama envanteri kullanılması gerekiyor. Kimlik erişim yönetiminde de bir uygulama envanterinin olması gerekiyor ama ikisi birbirine çok farklı noktalardan bakıyor. Bu nedenle de kurumlarda hep birbirinden farklı uygulama envanterleri oluyor ve bunlar bir şekilde birbiriyle align edilememiş oluyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü çok fazla varlık var. Herkesin varlığa bakış açısı farklı. Kimisi varlığın değeri üzerinden bakıyor, kimi riski üzerinden, kimi sürekliliği üzerinden. IDM de burada gelip kullanıcı yönetimi üzerinden bakıyor ki zaten bu diğerlerine nazaran da bambaşka bir olay. Yani şöyle bakacak olursak örneğin bir uygulama portalı var. Üzerinde 10 farklı application çalışıyor modül. Ama bu bütün modüller kullanıcı yönetimini tek bir merkezden yapıyor. Burada aslında IDM gözünden bu tek bir uygulamadır. Ama farklı uygulama envanteri yönetimleri açısından 10 farklı uygulamadır. Ve bunların hepsinin düzgün şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Bu da bir diğer bakacağımız olay da genelde bizim uygulamalarda gördüğümüz. Eğer bir uygulamaya olan erişimi doğru şekilde kontrol etmek istiyorsak burada genelde üç farklı katmanda bakıyoruz biz. Birisi uygulama katmanı. Uygulama üzerindeki yetkiler nasıl yönetiliyor? Bu identity base'i uygulama üzerinde mi? Farklı bir yerde mi? Eğer bir portal üzerindeyse portal üzerinden mi yönetiliyor? Veya burada direkt olarak Active Directory kullanıcıları kullanılıyorsa bu AD'ye mi bağlı? Bunun anlaşılması gerekiyor. Bir diğeri uygulamanın üzerinde çalıştığı işletim sisteminin üzerindeki kullanıcılar nerede yönetiliyor? Çünkü günün sonunda uygulamaya karşı olan siber saldırılara bir kontrol uygulayacaksak bunu bütünsel olarak yapmamız ve uygulamanın üstünde çalıştığı işletim sistemine ve server'a da bakmamız gerekiyor. Bunların kullanıcıları da gerçekten gözden geçiriliyor mu ve doğru şekilde yönetiliyor mu bunu anlamamız gerekiyor. Bir diğeri de bu uygulamanın database'i nerede? Database eğer uygulamanın içindeyse muhtemelen aynı kullanıcılarla bir şeyler yapılıyor olabilir ama çoğu zaman database dışarıda olur. Oracle'da veya MS SQL'de olur. Bu kullanıcılar nasıl yönetiliyor? Yani bir uygulamaya baktığımız zaman aslında sadece uygulamaya değil, üç farklı katmanda veri tabanına, server'a, işletim sistemine, uygulamaya ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Ve uygulama envanteri de aslında bu minvalde bizim için çok önemli. Nerede bu uygulama var? Kullanıcıları nasıl tutuluyor? Uygulamanın olduğu serverlar neler? Bu serverların kullanıcıları nasıl yönetiliyor ve bu hangi database'lere bağlı? O database'lerde bir yönetim yapılıyor mu? Bunların hepsini anlamamız gerekiyor. Tabii bunu yapabilmemiz için bir de bunların varlık sahiplerinin eşleştirilmesi gerekir.
Çünkü mantıken de düşündüğümüz zaman bir yetki gözden geçirme yapacaksak bu yetki gözden geçirmede varlık sahiplerine gönderip bu kullanıcılar burada mı? Veya orada bir rol tanımlayacağımız zaman bu rolün onaylanması için o varlık sahibine gönderip biz böyle bir rol çalışması yaptık. Burada böyle bir rol var. Siz bunu onaylıyor musunuz diye gönderilmesi gerekiyor ve bu bilgilerin IDM üzerinde bulunması gerekiyor. Varlık envanteriyle varlık sahipliği de bu anlamda bizim için çok önemli. Yani sunumun tamamında bir şeyler anlatacağım ama eğer bir Identity Access Management transformasyon çalışması niyetiniz varsa bence her şeyden önce ilk hazırlanması gereken nokta bu. Çünkü yıllarca süren çalışmalarda bile bu varlık envanterinin eksikliği çok ciddi sorunlar sebep olabiliyor. Günün sonunda bir şekilde bu olmadan da işler yürüyebiliyor ama bunun varlığındaki ortaya çıkan iş kalitesiyle yokluğundaki birbirinden çok farklı oluyor. Bu nedenle bu konuya çok özellikle yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Sen Bunun dışında müsaadenle burada küçük bir ekleme yapmak istiyorum Sefa. Sen son dönemlerde yurt dışında olduğun için bu detayı kaçırmış olabilirsin doğal olarak. Çünkü orada yani İngiltere'de çalışıyorsun artık. Bu 15 Mart 2020 tarihinde BDDK'nın çıkarmış olduğu bilgi sistemleri yönetmeliğinde de keza varlık envanterinin hatta kişisel verilerin envanterini de içerecek şekilde çıkarılması yönünde artık bankacılık ve finans sektöründe zorunlu bir karşılığı da var. Yani dolayısıyla artık baktığımızda bankadan gelen katılımcılarımızın, konuklarımızın çoğu varlık envanteri çalışmaları uygulama tarafındaysa yaptılar. Eğer ki denetim tarafındaysa da bu varlık envanterine bakıyor olacaklar. Dolayısıyla Identity Management ve Governance tarafında bir çalışma yapılacaksa BDDK'nın da bu yeni düzenlemesiyle çoğu kurum aslında bu tarafta yani varlık envanteri tarafında hazır olmuş olacak diyorum. Tekrar arkaya geçiyorum. teşekkür ediyorum abi. Burada tekrardan dediğim gibi varlık envanterinde de bunu kimlik erişim yönetimi gözüyle tekrar bir gözden geçirmek gerekiyor. Burada bakılması gereken iki şey. Ben burada bir yetki gözden geçirme yaptığım zaman bunu kime göndermeliyim? Ve burada bir rol oluşturduğumda, bir rol tasarımı yaptığımda bunu kimin onayına göndermeliyim gözüyle de o envantere bir daha bakılması gerekiyor. Çünkü isimler aslında çoğu zaman birbirine uymayabiliyor. Hani işin veri sahibi, tool sahibi, uygulamanın kendi sahibi bunlar hep birbirinden farklı olabiliyor. Bu noktada bir hani IDM owner'ı da atanırsa veya oradaki herhangi bir kavramla eşleştirilirse çok faydalı olacaktır. Proses otomasyon dediğimiz nokta aslında bu hepimizin hayatında çok olan bir şey. Aslında bizim yaptığımız birçok talep günün sonunda ehliyeti bir gruba eklenmek olarak karşımıza çıkıyor hayatta. Ve bunların manuel yapıldığı senaryoda bir talebin işlenme süresi 3 güne, 5 güne, belki bir haftaya çıkabiliyor. Yüksek hacimli taleplerin olduğu uygulamalarda sürecin otomasyona getirilmesi ve bu taleplerin otomatik olarak işlenmesi önemli. Buna daha sonra tekrardan geleceğiz. Ben bu noktada bütün uygulamalarda işlemlerin otomatik yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Örneğin ayda 20 tane talep gelen bir uygulama için yapılacak otomasyon eforu aslında uygulamanın üzerindeki gerekli yüke çok fazla karşılık gelmiyor. Yani bu 10 dolarlık bir atı korumak için 100 dolarlık çit yapmaya benziyor. Burada güzel bir analiz yapılıp gerçekten çok fazla talep gelen uygulamaların önceliklendirilmesi ve bu uygulamalarda ilgili otomasyonların yapılması gerektiğini gösteriyor. Access Certification'dan zaten bahsettik. Yani burada vurgu yapmak istediğimiz nokta genelde şu oluyor. IDM'le beraber gelen en büyük katma değer aslında bu Access Certification, yetki gözden geçirme. Ve bu işlemin kapsamı kurum içerisinde ne kadar hızlı ve ne kadar doğru şekilde ilerlerse aslında IDM'in değeri o kadar hızlı ortaya çıkıyor. Ben bir dönem KVKK danışmanlığı da yaptım. Gerekli işte güvenlik değerlendirme anlamında da çok farklı projeler yaptım. Genelde gördüğüm güvenlikteki en büyük iki sorundan bir tanesi data security. Yani işte DLP ile başladığımız veri etiketleme, labeling ile devam eden bir veri güvenliği, bir de kimlik erişim yönetimi. Aslında bu kimlik erişim yönetimindeki sorunların birçoğu Access Certification'a çözülüyor. Role Based Access Control dediğimiz olay, işin biraz daha improvement noktası ve işte kurum içerisinde kalitenin daha arttırıldığı bir nokta. Ama bizim governance noktasına daha az bulgu yememize sebep olabilecek ve güvenlik anlamında bizi çok daha ileri noktaya çok hızlı getirecek olay Access Certification. Eğer bir Access Governance
IDM Governance projesi yola çıkılıyorsa bence ilk odaklanılması gereken şey burada Access Certification. Zaten Gartner'ın Governance First Approach dediği olay da günün sonunda buna dayanıyor. Bunun yanında tabii bir de Role Governance olayı var. Yani hepinizin bildiği üzere kurumlarda, özellikle Türkiye'de muhtemelen nüfus dinamik olduğu için kurumların yapıları da gerçekten çok dinamik. Ve kurumun içerisindeki her türlü organizasyonel değişiklik aslında bizim yanımızda bir rol değişikliği olarak karşımıza çıkıyor. Ve buradaki en ufak iş devri, en ufak değişikliğin rol governance olarak karşımıza çıkması, buradaki rol management ve rol governance da bizim sürekli olarak dinamik bir yönetim yapmamızı gerektiriyor. Örnek veriyorum, müdürlükte herhangi bir değişiklik oldu. O roller değişti, rollerin içerisindeki yetkiler yenilendi. Hemen bu ilgili kişilere onaya gitmeli ve bakın burada böyle bir rol oluşturuldu. Eski rolü kaldırdık, yeni rolü buraya getirdik. Burası sizin için uygun mudur, gözden geçirir misiniz demek. Bunların takibiyle hiç uğraşmadan, bunların hepsini tool üzerinden yöneterek ilgili maillerin, hatırlatmaların ve her şeyin otomatik olarak yapıldığı bir senaryo çok ciddi bir fayda sağlayacaktır bizim için. SOD kontrolleri, bu da bildiğiniz gibi zaten bizim governance ve IT audit dünyasının en önem verdiği noktalardan bir tanesi. Aslında SOD'nin yapılabileceği en doğru nokta IDM'dir. Artık birçok uygulama kendi içerisinde SOD kontrolleriyle alakalı bazı modüller ve yetenekler getirse de mantık olarak SOD'yi uygulamak için en doğru nokta olayın aksesinin aslında talep edildiği noktadır. Ve IDM'in şöyle bir özelliği var. Siz eğer üzerinizde, örnek veriyorum, bir masraf yaratma yetkisi varsa, aynı zamanda masraf onaylama yetkisinin olmaması gereken bir senaryoda, üzerinizde zaten masraf yaratma yetkisi varken masraf onaylama yetkisini talep ettiğinizde, siz daha talebi başlatamadan SOD kontrolü sizi durduracak ve sonrasında ortaya çıkabilecek herhangi bir gözden kaçırmayı daha ilk başta en sıfır noktasında engellemiş olacak. Bu noktada self-service'in tek bir kanaldan oluşturulduğu ve IDM'in efektif kullanıldığı bir yerde aslında zaten SOD politikalarının doğru şekilde uygulanması gereken yer IDM olacaktır. Bütün bunları yaptıktan sonra da biz genelde kurumlarda hep enterprise user'lar üzerinden ilerleriz ama IDM projesi yapıldığı zaman genelde bu ortaya çıkar. Bir de olayın servis account'ları var. Bu servis account'ları, servis account tanım olarak iki farklı uygulamayı birbirine entegre etmek için kullanılan ve aslında gerçek bir kullanıcısı olmayan bir sistem account'udur. Kurum içerisinde bu account'ların varlığının gözden geçirilmesi de çok önemli. Çünkü zamanla çok fazla kullanılmayan servis hesabı kalabiliyor ve ileride bir gün bir siber saldırı olduğunda, herhangi bir noktada bu account'lar ele geçirildiğinde, bunlar genelde de yüksek yetkili account'lar oluyor. Çünkü sistemleri birbirine bağlamak adına kullanıldığı için uygulama üzerinde kullanılan normal bir kullanıcı gibi değil. Örnek veriyorum, database'de bütün database'e erişebilen bir account oluyor. Bunların yönetimi içerisinde ayrıca çalışmak gerekiyor. Bunları gerçek kişilere bağlamak çok önemli ve bunların gözden geçirilmesinin yapılması da çok önemli. Buna hala gerek var mı? Bu account kullanılıyor mu? Şu senaryoyu çok gördük. Bir uygulamanın servis account'u var. Uygulama üzerindeki bazı modüllerde kullanılmış. O modüller kaldırılmış ama account hala duruyor. Account'un yetkileri duruyor. Account'un erişebildiği yerler duruyor. Ve muhtemelen bir yetki gözden geçirme olmadığında account sürekli durmaya devam edecek. Şimdi bu bir account diyorsak, bunun sonuçta bir kullanıcı adı ve şifresi de var. Ve bu kullanıcı adı şifreyle buna birileri ulaşabiliyor. Bu account'la bir şeyler yapabiliyor. Kurumdan işten ayrılan birisi, Türkiye'de henüz biz cloud'u çok kullanmıyoruz ama cloud olduğu bir senaryoda veya dışarıdan bir şekilde içeriye erişebildiği senaryoda, kendi hesabı olmasa bile o uygulamaya yüksek yetkilerle servis account'u kullanarak bağlanabiliyor. Bu noktada servis account'ların yönetiminde çok önemli bir şey. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Daha çok farklı detayı var ama burada şu anda girmeyeceğim. Sadece bir checkpoint olarak bahsettim. Biraz hızlanayım. İleride bunların bazılarına, önemli gördüklerimize tekrar bulaşacağız. Local authentication dediğimiz olay, bunu genelde zaten auditlerde de görürsünüz, bunların kapatılması gerekiyor. Domaini alınan bu uygulamanın logini genel olarak domain üzerinden yapılmalıdır. Yani local account'lardaki local authentication'ın bizim problemimiz genelde şu: bir uygulamaya hem AD üzerinden otantike olabiliyorsanız hem de local olarak otantike olabiliyorsanız bu bizim için bir problem. Çünkü aynı anda lokal olarak otantike oluyorsanız o bir süre sonra göz ardı ediliyor.
ve lokal otantikasyon ileride bir gün kötüye kullanılmaya müsait olabiliyor. Ve bununla alakalı olayın loglama tarafında da farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden domaine entegre olan bir uygulama varsa ve domain hesabıyla uygulamaya login olunabiliyorsa, bu hem IDM'in yönetim açısından bizi çok daha iyi bir nokta, hem de olayın güvenlik noktasında bize çok farklı bir şey katacaktır. Çünkü lokal account'un yönetimi çoğu zaman göz ardı edilir. Zaten bir uygulama domaine bağlanıp domain üzerinden yönetilebiliyorsa da niye lokal otantikasyon hala açık sorusunu da sorabiliriz. Bazı uygulamalar natif otantikasyonu üzerine tutarlar ve domain üzerine otantik olmazlar. Onlarda zaten bütün otantikasyon uygulama üzerinde olduğu için yetki gözden geçirilmesi, kullanıcı yönetimi, rol yönetimi buradan yapılacağından problem olmaz, ama ikisinin beraber olduğu senaryoda çoğu zaman sorun yaşanıyor. IDM scope'u dediğimizde burada aslında uygulama önceliklendirmeden bahsediyorum. Bunun detayına az sonra gireceğim. O yüzden şu anda buna çok girmeyeyim. PAM önemli bir konu. Bildiğiniz üzere aslında kurumlara yapılan bütün büyük siber saldırılarda yetkili kullanıcılar üzerinden bir işlem yapılıyor. Ve burada PAM'ın yönetilmesi, PAM'ın devreye alınması aslında burada birçok riski hızlıca ortadan kaldırabiliyor. PAM çok ayrı bir dünya. Bugün buna çok girmeyeceğim. Ama sadece kritik dediğimiz uygulamalarda özellikle adminlerin PAM'a alınması, yani oradaki account onboarding işleminin yapılması gerçekten çok önemli. Bunu göz ardı etmemek lazım. Role mining belki bugün konuştuğumuz şeylerin en havalısı olacak, ama çoğu zaman role mining'e çok fazla güvenmemek lazım. Bundan bahsedeyim. Bugün role yönetimi dediğimizde, role management, role governance dediğimizde sadece role mining'i kullanarak biz role mining'de güzel şeyler yaparız, burada manuel efora çok ihtiyacımız olmaz diye düşünüyorsanız bunu çok düşünmemenizi tavsiye ederim. Bugüne kadar ciddi bir role mining çalışmasıyla kurum içerisinde güzel bir rol yapısı oluşturan bir yere henüz denk gelemedim. Role mining'i ben daha çok şöyle tasarlıyorum. Günün sonunda bu işi yapan bir insan olacak, bir insan gözüyle bu işe bakılacak. Ama ortada çok fazla data ve çok fazla rol olduğu için bunun yönetimi açısından o insana yardımcı olabilmesi, içinde kaybolmaması için role mining kullanılabilir. Ama günün sonunda ben bu uygulamadaki rolleri, kullanıcıları ve entitlement'ları veririm. Role mining de bana güzel roller yaratır dediğiniz senaryoda çok ciddi bir sonuç alamayacaksınız muhtemelen. En azından ben şu ana kadar alabileni görmedim. Burada sadece bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. SDLC'de bahsedeceğim olay, günün sonunda bir IDM projesi yaptığınızda aslında bir kod geliştirme ortamının dışına çıkamıyorsunuz. Ortada bir kod geliştirme dünyası var. Ve bu IDM dünyasında bu kodlar SDLC'ye uygun şekilde geliştirilmezse, genelde kurumların yazılım ekipleri tarafından yönetilmediği için ve biraz daha agile bir iş olduğu için işin biraz daha bu test kısımları göz ardı edilebiliyor. Ve ileride bir gün bu kodlar kod base yerleştirilmezse farklı kurumlarda IDM üzerinde yazılmış kodların aslında base'ini bulamadığımız için orada yapılması gereken ufak bir geliştirmeyi kod üzerinde yapamadığımızdan o bütün modülü baştan yazmamız gerektiği günler olmuştu. Bu yüzden normal yazılım, kurumun yazılım geliştirme yaşam döngüsünde ne varsa IDM'in kod geliştirmesi de buna uygun yapılmalı, göz ardı edilmemeli. AD otorizasyon, AD ile alakalı şunu söyleyebilirim. Kurum içerisinde AD gruplarını, AD user'larını, AD otantikasyonu ne kadar çok kullanabiliyorsanız bence o kadar çok kullanın. Bu noktada herhangi bir sorun yaşamazsınız. Yani AD'nin kullanılabileceği her senaryoda ben olsam AD'yi işin içine sokup olayı AD üzerinden yürütmeye çalışırdım. Çünkü bu işin biraz da artık de facto standartı bu olmuş ve ileride bir gün en baş ağrıtmayan yöntemi de bu. Organizasyon modeli en sonra bir geleceğim. Bu genelde çok konuşmayı sevmediğimiz bir durum. Organizasyonel işler. Biz management consultant değiliz o kadar. Ama bu konuyla alakalı da bir şeyler söyleyeceğim. Bir de contractor'larla alakalı bir konu. Kurum içerisindeki contractor'ların account'larının yönetilmesi genelde ayrı bir baş ağrısı. Özellikle Türkiye'de ve gerçi İngiltere'de çok fazla contractor çalıştığını görüyorum. Ama contractor yaşam döngüsünün yönetilmesi bu kurum kimliklerinin yanında ayrıca ele alınmalı ve kurum user'ları için neler yapılıyorsa contractor'lar için de aynı işlemler aynı şekilde yapılmalı. Ben bunu tavsiye ediyorum. Hani orada joiner, mover, lever use case'lerine bakılmalı.
bir kontraktör kurum içerisinde bir proje çalışırken başka bir projeye geçebilir. O noktada üstündeki yetkiler alınmalı, yeni yetkiler verilmeli. Ve gerçekten o kontraktör o kurum içerisinde 5 sene, 10 sene çalışacakmış, farklı projelere geçecekmiş, farklı hareketler yapacakmış gibi düşünülmeli. Çünkü günün sonunda bu senaryolar yaşanıyor. Ve kurum içerisindeki kullanıcılar elbette öncelikli olduğu için önce onlara bakılıyor ama kontraktörlerini göz ardı etmemek gerekiyor bu noktada. Bunu da diyerek IDM pain pointlerinden hızlıca bahsetmiş olayım. Şu ana kadar kısımla alakalı bir soru varsa aslında alabilirim. Ercan abi senin için de uygunsa. Tabii ki, tabii ki. Konuklarımız için de soru sormak isteyen varsa el kaldırarak yayına dahil olabilirler. Aslında Sefacığım şöyle, şimdiye kadar anlattığın konuların hepsi bir şekilde bizim yaptığımız denetimlerde karşımıza çıkan hususlar. Ve birçoğu da baktığımızda BDDK'nın yeni bilgi sistemleri yönetmeninde de kendine yer bulan konular. Tabii benim de sorularım olacak bu arada. Ben de bir yandan dinledikçe şey yapıyorum ama en sonunda yönlendireceğim. Tahmin ediyorum bir soru yok çünkü şimdiye kadar hiç el kaldıran olmadı. Devam edebiliriz diye düşünüyorum Sefacığım. Tamamdır. Bundan sonrasına biraz daha hızlı gideceğiz. Çünkü aslında bu bahsettiğimiz konular üzerine birkaç decision point dediğimiz şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle şuradan bahsedeyim. Burada benim bir IDM projesinde kritik gördüğüm aslında 3 tane şey var. Birisi aktivitelerin önceliklendirilmesi. Bir diğeri mimari opsiyonlar. Bir de kurumun organizasyon modeli, operating model dediğimiz nokta. Hızlıca bunlardan bahsedeyim. Bu konu genelde IT ekipleriyle yönetişim ekipleri arasında bir çatışmaya sebep oluyor. IT ekipleri kurumdaki işleri otomatik olarak yapılmasını istediği ve manuel olarak olaya efor harcamak istemedikleri için uygulama üzerindeki provizyonlama, yani kullanıcı yaratma, rol ekleme, rol silme, yeni entitlement yaratma gibi işlemlerin otomatik olması gerektiğini düşünüyor. Ve bunlarla uğraşmak istemiyor. Bu nedenle de bu işlerin öncelikli olarak yapılması gerektiğini düşünüyor. Ama burada Gartner'ın da governance first approach dediği şey ve bizim de bugüne kadar gördüğümüz, hatta benim bu pazartesi bir projede, İsviçre'deki bir proje mülakatında gördüğüm ve bana sorulan bir soru. Bence bir kurumda bir uygulama IDM'e entegre edilecekse öncelikli olarak o uygulama üzerindeki kullanıcı rol ve kimlik bilgileri IDM üzerine taşınmalı. Daha sonra buradaki sertifikasyon altyapısına uygun hale getirilmeli. Merkezi olarak self-service portalına entegre edilmeli. Gerekli roller yaratılacaksa bu roller üzerinde gerekli çalışmalar yapılmalı. SOD'ler tanımlanmalı. Ve o uygulama üzerinde kullanıcı yaratmayla alakalı bir talep geldiği zaman bu talep başlangıçta manuel olarak işletilmeli. Çünkü burada şöyle bir durum var. O uygulamanın sadece o datalarını IDM'e almak için harcanan entegrasyon eforuyla o işlemleri manuel olarak yapma arasındaki entegrasyon eforu yaklaşık 1'e 10. Biri bir hafta sürecekken diğeri 10 hafta sürebiliyor. Bunun genelde aksini iddia edenler var. Ama ben çok uzun zamandır entegrasyon yapıyorum. Burada gerçekten 1'e 10 olmasa bile iyimser rakam 1'e 5 diyebilirim. O entegrasyonların yapılmasıyla alakalı. Bu yüzden öncelikli olarak yetki gözden geçirme ve rol yönetimi tarafında IDM'i kullanabilecek işlemler yapılırsa, yani bu uygulama üzerindeki bilgiler, bir CSV dokümanı, database view'ı veya bir entegrasyon katmanı, bir REST API ile IDM'e alınırsa, IDM'den alınacak faydanın büyük bir kısmı alınmış olur. Bu Gartner'ın bir raporu. Siz de burada şeyi görebilirsiniz. Provisioning'ler, deployment riski yani efor olarak high tutulurken, value olarak genelde low kalıyor. Kompleks uygulamalarda ve Active Directory uygulamalarında genelde AD'nin entegrasyonu bizim için kabul edilebilir veya bankalarda ana bankacılık sistemi çok fazla talep alacağı için bunların provizyonlamanın otomatik olması kabul edilebilir ama ayda 30 tane, 40 tane, 50 tane talep gelen bir uygulamayı entegre etmek için zaten 2 ay, 3 ay uğraşacak bütün ekip, bir IDM ekibi. Hani 50 tane uygulama 5 dakikalık işlem yapılsa ayda 250 dakikalık bir efor çıkar. Bunun bir analizinin yapılması, ayda kaç talep geliyor, bu taleplerin yaklaşık işlem süresi nedir, harcanan efor nedir, bununla alakalı olarak da önceliklendirmeler yapılırsa burada güzel bir uygulama önceliklendirilme yapılacaktır. Daha sonra da bu aktiviteler şöyle bir chartta değerlendirilebilir. Biz genelde bu yaklaşımı kullanıyoruz.
Bu da klasik consulting, people, process ve teknoloji dediğimiz noktalar. Bunların genelde birçoğu teknolojiyle alakalı olsa da bazıları süreç iyileştirme, bazıları da insana bağlı durumlar olarak ortaya çıkıyor. Uygulama önceliklendirme dediğimizde de uygulama önceliklendirmeyi neye göre yapacağız? Az önce bahsettim. İşte gelen talep sayısı, uygulamanın önemi, uygulama üzerinde yapılan işlemin kompleksliği konuşuluyorsa da biz böyle bir şey hazırlamıştık zamanında ekip olarak. Uygulama önceliklendirme neler yapılabilir diye. Buna bir bakabilirsiniz. Kendinize göre de bunu önceliklendirebilirsiniz. Sonuçta kurum öncelikleri farklıdır. Ama genel olarak kritik bir uygulamada çok fazla talep geliyorsa, çok fazla talep işleniyorsa uygulama üzerinde bunları otomatize etmek önemli. Ama bunun dışında çok fazla talep gelmiyorsa bile uygulama üzerinde manuel herhangi bir operasyon istemeyeceğiniz kadar kritik IT uygulamalarınız olabilir. Gerçekten uygulama üzerinde manuel olarak adminlerin çok kısıtlı iş yapmasını isteyebilirsiniz. Bu da sizin bir öncelik kriteriniz olabilir. Burada bunlardan da bahsettik. Bu çartı buraya bir bakmak istersiniz diye koydum. Çok üstüne durmayacağım. Sorunuz varsa sonrasında bakabiliriz buna. Burada hızlıca mimari opsiyonlardan bahsedeceğim. Bu aslında biraz detay bir konu. Ama IDM dünyasındaysak özünde yaşam döngüsüne şöyle bir bakalım. Bir kullanıcı kuruma girer. Kullanıcıya bazı haklar, birthright dediğimiz haklar kullanıcıya atanır. Onun dışında ihtiyacı olan şeyleri taleple alır. Bu talepler gerekli onaylardan geçer. Bu onaylardan sonra genellikle sistemin admin ekipleri tarafından manuel olarak işlem yapılır ve süreç sonlanır. Şimdi bunu yapabilmek için birden fazla yöntemimiz var. İlk olarak bu işlemlerin hepsini IDM çözümü üzerinde yönetebiliriz. Kullanıcı talebini IDM üzerinden açar. Gerekli workflow IDM üzerine çalışır, onaylar alınır. IDM üzerinden ilgili ekibe bir ticket açılır. Ekip işlemi yapar ve ticket'i onaylar. IDM üzerinde olay onaylandı diye gösterilir. IDM de bunun onaylandığını bilir ve yarın bir gün uygulamaya baktığı zaman burada talep edilen rolün, yetkinin o kullanıcı üzerinde uygulamada da bulunmasını bekler. Bunun kontrolünü yapar. Eğer herhangi bir beklenmedik durum varsa da bunu raporlar, gerekli kişilere mail olarak gönderir. Burada bütün senaryo IDM üzerinden ilerler. Herhangi bir ITSM tool'u veya farklı bir şey olmaz. Ancak kurumların geçmişleri genelde çok köklü olduğu için kurumların zaten var olan ve kullandığı bir ITSM uygulaması var. Ve kullanıcılar zaten bu uygulama üzerinde birçok işlem yapıyorlar. Sadece yetki talebi yapmanın dışında çok farklı işlemler de buradan yapılıyor ve arayüze aşinalar. Bu nedenle kurumlar bu ITSM uygulamasını kaldırmak istemiyorlar. Bu da benim de doğru bulduğum bir yaklaşım. Şöyle bir yaklaşım uygulanıyor. Bu kurumda herhangi bir kişi bir şey talep edecekse bu uygulamaya girer, talebini buradan yapar. Bu yetki talebi de olabilir. Bir yerden bir yere giderken araç talebi de olabilir. Bilgisayarı bozulmuştur, mouse'u bozulmuştur, onunla alakalı bir talep de olabilir. Kurumun eğer böyle bir stratejisi varsa bu noktada da ITSM uygulamasını hala devrede tutabilir ve ITSM uygulamasını IDM ile entegre ederek talepleri ITSM'de alıp gerekli işlemleri IDM üzerinde yaparak hayatına devam edebilir. Bu da bir yaklaşım. Kesinlikle yanlış bir yaklaşım değil. Bu tamamen kurumun yaklaşımıyla alakalı. Eğer kurum ben yetki taleplerinin farklı bir uygulamadan olmasını istemiyorum diyorsa hepsini ITSM'e taşıyabilir. Burada şöyle bir sorun ortaya çıkacaktır. IDM üzerinde entegre edilecek her yeni uygulamada ITSM ekiplerinin de çalışması ve ITSM üzerinde de bir geliştirme yapılması gerekecek. Bir de approval workflow burada görüyorsunuz şu anda ITSM üzerinde aktığını, gerekli onayların. Bunu ITSM'de mi IDM'de mi tutacağınızın kararınızın verilmesi gerekiyor. Çünkü bu onay akışları IDM üzerinde de gidebilir, ITSM üzerinde de gidebilir. Bence doğru olan yaklaşım burada IDM üzerinde gitmesi. Çünkü IDM'in hazır workflow'ları bu iş için özel olarak tasarlandığı için çok daha düzgün ve çok daha düşük efor oluyor. Ama siz eğer derseniz ilgili müdürler, direktörler IDM'e onay vermek için girmesinler. ITSM'i zaten biliyorlar. Başka şeyler için de onay vermek için giriyorlar. Bu onayları da buradan yönetelim derseniz burada ITSM'i kullanabilirsiniz. Application Catalog dediğim şey burada aslında varlık envanteri ve hangi uygulamalarla ilgili talep yapılacaksa uygulamaların kataloğu oluyor burada.
Bu noktada eğer talep ITSM'den yapılacaksa application katalog ITSM'e bağlanmalı, IDM'e değil. IDM'e ITSM üzerinden atmalı. Buradaki esas olay kullanıcı deneyimi aslında. Kullanıcı talebi nereden başlatacak ve approval workflow neyin üzerinden gidecek? Burada ITSM üzerinden gittiği bir senaryo var. Bir diğerinde kullanıcı ITSM üzerinden sadece request'i başlatır ve kalan her şey. Burada approval workflow aslında önemli olan nokta. Approval workflow'lar IDM üzerinden akar. Bence doğru yaklaşım bu. Eğer kurumun gerçekten ITSM kalbi olmuşsa, her şeyin üzerinden akıyorsa, burada bazı template'ler oluşturarak IDM'le alakalı standart template'le o development efforunu düşürdüğümüz zaman gerçekten bu yaklaşımda güzel sonuçlar alabiliyoruz. Ancak şunu da gördüm. Hani Türkiye'de de İngiltere'de gördüğüm bir senaryo. Kurum diyor ki evet bizim bir ITSM'imiz var. Oradan çok fazla talep dönüyor ama yetki talebiyle alakalı her şey IDM üzerinde olsun. Ve insanlar desin ki ben eğer bir uygulama için yetki talep edeceksem IDM'e gideyim. Başka bir yere gitmeyeyim. Bunu da tercih edebilirler. Bu alınması gereken stratejik bir karar ve önemli bir karar. Çünkü bunu başta nasıl tasarlarsanız ondan sonra öyle gidecektir. Bunu sonradan değiştirmek çok kanlı bir süreç. Hem kullanıcı deneyimini etkiler hem entegrasyon noktasında mikro seviyede birçok noktayı etkiliyor. En baştan bunun kararının verilmesi gerekiyor. Burada ne oluyor? Evet, burada da aslında ITSM ve IDM birbirine entegre etmeden araya manuel bir insan koyarak ITSM, IDM entegrasyonu olmadan bu aradaki süreci IDM eliminleri manuel olarak yönetebilir. Bu daha çok küçük orta çaplı şirketlerde ciddi bir entegrasyon yapılması gerekmeden yönetilen bir süreç. Çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Genelde de Türkiye'de zaten küçük çaplı kurumlar çok IDM kullanmıyor. Genelde büyük çaplı kurumların yaptığı bir iş. Ama bir opsiyon olarak küçük çaplı kurumların da yapabileceği bir durum. Yani örneğin 250-300 kullanıcısı olan bir kurumda çok ciddi entegrasyonlar yapılması yerine böyle bir şey ortaya çıkabilir. Çünkü zaten yapılacak yetki erişimlerinin sayısı belli. Çok ciddi bir entegrasyon yapılmadan da oradaki bahsettiğim marjinal fayda, yetki gözden geçirme ve rol yönetiminin yönetilmesi aslında önemli olan. Onu bu şekilde de yönetebiliriz. Son olarak da operating modelden bahsedeceğim. Organizasyon modelini kurarken IDM ile alakalı genelde şöyle bir durumumuz var. IDM aslında bizim middleware dediğimiz bir uygulama. IT'de middleware diye bir kavramımız var. Orta katman uygulaması. Birçok uygulamayla entegrasyonu olan bir uygulama. Orta katman uygulaması olmasının yanı sıra aynı zamanda önemli bir güvenlik uygulaması. Güvenlikten ayrılan noktası olarak da bir business'a çok fazla dokunan bir nokta. Yani kurum içerisindeki herkesi çok fazla ilgilendiren. Bir diğer noktasında da benim gözümde IDM güvenlik içerisinde belki en çok kod geliştirme gerektiren işlerden bir tanesi. Çünkü gerçekten IDM'ci olmayan, güvenlikçi olmayan daha doğrusu bir yazılım ekibi işin içerisine dahil oluyor. Ben güvenliğin başka bir noktasında bu kadar çok yazılımcının olaya dahil olduğunu daha önce görmemiştim. IDM'e başladıktan sonra fark ettim. Bu nedenle burada bir IT business centric olayı var. Bu kesinlikle bir business centric uygulamadır. Yapılan bütün program business centric olmalıdır. Bu business centric dediğim şey de yetki gözden geçirme ve rol yönetimi tabanlı olmalıdır. Arkada bazı işlemleri otomatik yapmak yerine manuel yapmak tercih edilebilir yerine ve durumuna göre. Ama kesinlikle yetki gözden geçirme ve rol yönetiminin kurum içerisinde enable edilmesi gerekiyor. Burada teknoloji enabled dediğimiz kurum aslında tamamen bu. Bu ikisini gerçekleştirmek için kurum içerisinde biz bir teknolojik altyapı kuruyoruz. Yaptığımız bütün iş bu. Ve burada en büyük fokusumuz bu yetki gözden geçirme ve rol yönetimini kurum içerisinde mümkün olduğu kadar çok uygulamaya, mümkün olduğu kadar hızlı şekilde yaymak. IDM'in bence esas stratejisi bu olmalı. Yoksa kendi içerisinde devasa bir tool olduğu için ve çok fazla entegrasyon yapıldığı için içine daldığınızda çok farklı noktalara gidip çok farklı eforlar harcayabiliyorsunuz ama bence odak her zaman bu olmalı. Yeri geldiğinde Active Directory gibi, ana bankacılık sistemi gibi, ana CRM uygulaması gibi uygulamalarda otomasyon entegrasyonları yapılsa da genel olarak business centric olarak olaya yaklaşmak ve governance rol yönetimini enable etmek olmalı olay. Bunun dışında da son olarak, son slide'ım bu.
Operating model genelde konuşmayı çok sevmediğimiz bir olay. Özellikle bizim güvenlik danışmanlarının çok hoşlanmadığı bir şeydir organizasyon konuşmak. Çünkü kurum içerisinde her kurumda farklı dinamikleri olan bir şey. Ama temel olarak şöyle bir üçlüden bahsedebiliriz. IDM dediğimiz ürün büyük bir tool. Gerçekten çok ciddi anlamda bir yönetimi var. Kendi içerisinde health checkleri var, upgrade'leri var. Entegrasyonların yazılması, yönetilmesi, konfigleri, bir sürü bug olacak, bug fixingleri var. Gerçek bir IT ve yazılım işi. Burada gerçek bir IT ve yazılım ekibinin bulunması ve bu tool'un yönetiminin ve geliştirmesinin birçok güvenlik tool'undan farklı olarak gerçekten burada bir development olacak. En azından belki bir 7-8 kişilik tester'ıyla, developer'ıyla, analistiyle bir development ekibinin burada var olması ve sürekli olarak bu tool'u yönetmesi gerekiyor. Ve bana sorarsanız organizasyonel olarak bu ekip de güvenliğin altında bulunmalı. Çünkü bu her ne kadar bir development işi olsa da günün sonunda bu güvenlikle alakalı çok kritik bir tool. Ve yani IT yöneticilerinizin birçoğunuzun benden daha iyi bildiği gibi birçok bulgunun sebebi de IDM ve yetki yönetimi. Bu yüzden bu ekip IT yazılım geliştirmenin altında değil, bence güvenliğin altında olmalı. Aynı şekilde bunun bir governance ekibi var. Governance ekibi de burada SOD kurallarını, rolleri, workflow'ları, sertifikasyon, yetki gözlerinden geçirme kampanyalarını ve ilgili politika prosedürü yönetecek ekip. Bu ekip de bunlarla çok yakın çalışmalı. Çünkü burada bir SOD tanımında da bazen custom geliştirme gerekebiliyor. Bir rol tanımında da custom geliştirme gerekebiliyor. Genel olarak IDM'de şunu söyleyemem, bir şey yaparsınız, jenerik bir şey geliştirirsiniz, daha sonra yaptığınız her şeyde o jenerik altyapıya uygun olarak ilerlersiniz diyemem. Her uygulamanın yoğurt yiyişi farklı, kullanıcı, rol ve yetki yönetiminde ve IDM bu yoğurt yiyişlerin hepsiyle bir şekilde uygun çalışmak zorunda. Bu da günün sonunda custom development'a ihtiyaç duyuruyor veya uygulama üzerine config change'lere ihtiyaç duyuruyor. Bu nedenle bu governance ekibinin yapmak istediği işlerin de gerçek zamanlı olarak bir arkada bir IT desteğine ihtiyacı oluyor. Ve bu IT desteği için de bu ekiple çok yakın çalışması gerekecek. Burada development ve maintenance ekibi var. Aslında burada az önce bir yazılım geliştirmeden bahsettim de genelde bizim önerdiğimiz süreç şöyle oluyor. Uygulamanın admin ekibi tamamen production'ı yöneten ve development test UAT ortamlarıyla işi olmayan sadece production'a odaklı bir admin ekibi. Bunun yanında da gerekli kapabilitelerin geliştirilmesi ve gerekli bug fixlerin yapılması anlamında bu konnektörlerin yazılması, yeni uygulamaların onboard edilmesi sürecinde prod olmayan ortamların yönetimi için gerçek yazılımcıların, testerların çalıştı. Aslında core IT ekibi dediğimiz ekibin ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Burada bir, çünkü kendi içerisinde bir yetki problemi de olabiliyor. Eğer bu ekip aynı zamanda production yönetirse zaten development'ı yapan birinin prod'a erişmesi bir sıkıntıyken aynı zamanda bunun IT gözüyle şöyle bir sorun oluyor. Bu adam production yönettiği zaman kendi yaptığı hatayla burada karşılaşıyor. Bu ikisini ayırdığımız zaman burada yapılan bir hata buradan karşılanıyor ve tekrardan bug fix'e dönüyor. Ve dediğim gibi IDM çok fazla entegrasyon gerektiren bir iş olduğu için aslında çok fazla bug fix'e gerektiren bir iş. Bu bug fixing dediğimiz olay hiç bitmeyecek, sürekli olarak devam edecek ve yönetilmesi gereken bir şey. Bu nedenle bunların da yönetişimini birbirinden ayırırsak biraz daha güzel bir sonuç elde etmiş olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için uzun bir şey ama zamanlamayı yakaladık gibi. Teşekkür ediyorum Sefa. Yani böylesine yoğun ve geniş bir konuyu bence bu kadar bir sürede çok güzel özetledin. Ve aslında benim de aklımdan geçirdiğim ve soru olarak yöneltebileceğim çoğu şeyi de bir şekilde cevaplamış oldum. Yine katılımcılarımızdan bir soru varsa chat modülden ya da canlı yayına el kaldırarak katılarak katılmalarıyla onlardan soruları alabiliriz. Onun haricinde ben şöyle bir soru sormak isterim Sefa. Temeli geneliyle siz Accenture tarafında IDM projelerinde daha çok işin bilgi güvenliği tarafında öneriler de bulunma tarafında mı yer alıyorsunuz? Yoksa birazcık daha böyle kurumu komple ele almak, analiz etme ve implementasyon anlamında da orkestrasyonu sağlama tarafında mı duruyorsunuz? Ya da belki de sorumu şöyle düzelteyim. Biz örneğin kurumumuz
IDM tarafında bir danışmanlık hizmeti aldığında bu alınmış olan, yapılmış olan işleri denetlerken aslında danışmanın kuruma ne katması gerektiğini daha çok anlamaya çalışmalıyız. Öyle bir soru sorsam. Ben burada şunu söyleyebilirim. Şu anda da Türkiye'de çalışmadığım için biraz daha rahat konuşabiliyorum. Ben her zaman IDM projesinde şunu söylerim. Bir kurumdan danışmanlık alacaksanız sonrasında implementasyonunu da aynı kurum yapacak şekilde ilerlemenizi öneririm. Çünkü burada alınan o stratejik kararlar ve oradaki o bütün mimari tasarım gerçek işi yapacak adamlar geldiğinde baştan aşağı değişebiliyor. Ben bu nedenle işin implementasyonunu kim yapacaksa analizini, danışmanlığını da onun yapması gerektiğini düşünüyorum. Ki kendi söylediği şeyleri daha sonra implemente etsin. IDM projeleri, yani dediğim gibi güvenliğin birçok projesinden farklı olarak çok uzun sürüyor. Gerçekten hani belki de minimumda fayda almak için gereken süre 6 ay. Doğru düzgün bir fayda almak için gereken süre 2 yıl. Ve bu sonrasında bitmeyecek bir şey. Yeni uygulama gelecek, yeni bir şey olacak. Belki efor biraz daha azalabilir. Ama gerçekten çok ciddi anlamda vakit alacak bir şey. Bu nedenle de biri gelip danışmanlık yapıp bir şeyler söyleyip başka biri geldiğinde ya bunu söylemişler ama biz bunu implemente edemeyiz. Çünkü evet, ben de burada mesela role mining ile alakalı yapay zekalar bir şey. Accenture'ın kendi yapay zeka tool'u var. Ama yani çok bu konuda çok herkes atıp tutmayı sever. Bütün tool'lar bu arada role mining yetenekleriyle geliyorlar. Ama bu konuda çalışmış olan biri bilir ki bu konuda role mining'e güvenip yola çıkılmaz. Sadece danışmanlık yani, için gelirsem role mining zaten rolleri yapıyor deyip gidebilirim. Ama gerçek implementasyonu yapacak olan kişi role mining'in aslında her şeyi kurtarmayacağını, günün sonunda 3-5 kişinin full time buna efor harcaması gerektiğini bilir. Bu yani nedenle danışmanlık yapan yapmalı. Tabii kulağa hoş geliyor. Hani böyle sistemin bir şekilde kendisinin mining yapıp da bize önerilerde bulunması, işte kimlik yönetimi özelinde belli kıstaslara göre kendisinin bize yol haritası çizmesi kulağa hoş geliyor ama hani düşündüğüm zaman kurum içerisinde bu tarz otomatik şeylerin, yapıların çok da dediğin gibi insan müdahalesi olmadan çalışacağına ben de açıkçası çok şimdilik en azından inanmıyorum. Çünkü bir öğrenme süreci lazım. Yok, kesinlikle çalışmaz. Bir de yani şöyle düşünün, şu anda bile kurumların zaten yetki gözden geçirilmesinin zaten varlık sebebi kurum içerisindeki datayı düzeltmek. Şimdi bir kere zaten uygulamadaki veri ne kadar doğru ve öğrenmeye müsait, bunun olmadığı ortada. Zaten yetki gözden geçirme bu yüzden var. Şimdi bu datayı bir şeye öğreterek bir şey yapılamaz. Yani role mining'in en büyük faydası burada şu olabilir. Bizim elimizde çok fazla data var. Ben bir rol oluştururken zaten bu kesin koyulur, zaten bu standart, bunda düşünecek ne var gibi noktaları kişiyi yormadan, kişi de ya bak zaten buradaki bütün analistlerde bu rol var, bu yetkiler var. Analist olan herkese bu yetkileri koyalım noktasında kişiye yardımcı olur ki o kişinin değerli zamanını daha doğru şeylere yönlendirebilsin. Bence role mining'in en büyük faydası bu olacaktır bu noktada. Ben kesinlikle kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle bunun taraftarıyım. Ama çok fazla bel bağlamadan, sanki her şeyi role mining yapacakmış gibi düşünmeden, sadece normalde 100 adam günde yapılacak işi role mining ile beraber 20-25 adam günde yapabilirsiniz. Bu anlamda bir işe yarar. Ama bunun bile işe yaraması için gerçekten ciddi çalışma gerekiyor. Çünkü data doğru ve düzgün bir data değil. Belki önceden bir yetki gözden geçirme yapılır, data temizlenir. Ondan sonra role mining'e girilirse daha doğru bir sonuç ortaya çıkabilir. Peki, teşekkür ediyorum. Okan Bey'den şöyle bir soru gelmiş. Daha doğrusu bir konuyu açmamızı istemiş. Certification konusunu biraz daha açabilir misiniz? Diye bir şey rica gelmiş. Bu 4. ya da 5. slide'da bir certification vardı. Birazcık daha detaylandırabiliriz demiştin ya. Sanırım onu soruyor Okan Bey tekrardan. Certification'dan bahsedeyim. Certification bugün yetki gözden geçirme dediğimiz olay. Özünde şunun için yapılır. Bir uygulamada insanlar belirli rollere sahiptir. Bu rollerden yola çıkarak da belirli işlemler yapar. Tabii ki kişi kurum içerisinde farklı bir yere gidiyor. Eğer uygulamadaki account'u uygulama üzerinde yönetiliyorsa kişi kurumdan ayrılsa bile bazen account'u uygulamada açık kalabiliyor. Certification aslında bunların bir insan gözüyle gözden geçirilmesi
ve bu hataların yılda bir düzeltilmesi ve işlerin tekrardan rayına koyulması süreci. Bu ongoing bir şey. Hani senede bazen iki kere yapılabilir, bazen bir kere yapılabilir. Çok fazla kullanıcı, çok fazla account varsa bunlar bölünüp yarısı bir 6 ayda, öbür yarısı başka bir 6 ayda yapılabilir. Bunlar da farklı yaklaşımlar. Önemli olan birçok regülasyon şunu der, senede bir olarak bütün bu kullanıcıları gözden geçirin ve bu uygulama üzerinde yanlış bir yetkilendirme olmadığından emin olun. Genelde bunun sebebi de kurum içerisinde farklı yerlere giden insanlar veya aynı koltukta otursa bile artık o işe bakmıyor olabilir. Farklı birine devretmiş olabilir. O adamın yetkisinin oradan kaldırılması için o işi gerçekten bilen, o uygulamanın sahibi, belki o verinin sahibi. Genelde bu business owner'dır, yetki gözden geçirmeyi yapan kişi. Business owner şunu diyebilir, ya IT'den Ahmet geçen sene bu işlerle uğraşıyordu ama bu sene onları Burak'a devretti, artık Burak bakıyor. Ahmet'in bu yetkilere sahip olmasına gerek yok deyip Ahmet'in yetkilerini kaldır. Onayını vermesi gereken olay. Sertifikasyon dediğimiz şey günün sonunda bu. Birçok IT audit bulgusunun sebebi de bu. Bu bulgu kısmını Hayrican abi daha iyi açıklayabilir. Çok yazmıştır eminim. Evet, yaptığımız denetimlerle ilgili bu detaylı bilgiler tabii ki paylaşamıyoruz, vermiyoruz. Şimdi şöyle, bu tabii işin esprisiydi. Onur Bey'in şöyle bir sorusu var. Bir IDM uzmanı dediğimizde hangi yetkinliklere sahip bir kişi gözümüzde canlanmalı? Projenin yönetimi, development'ı, governance'ı gibi tüm becerilere sahip kişiler mi? Yoksa farklı rollere sahip kişilerden oluşan bir ekip mi kullanılıyor gene? Kullanılıyor. Siz çalıştığınız projelerde bu aşamalardan hangilerinde yer alıyorsunuz? Demiş ve teşekkür etmiş Onur Bey. Ben teşekkür ederim. Güzel soru. Bir kere kesinlikle bir ekip olması gerekiyor. Yani bütün yetkinliklere aynı anda sahip olacak birini bulmak neredeyse imkansız. Bence bir IDM uzmanı dediğimizde ben iki noktaya çok önem veririm. Birisi IDM mimarisini bilmesi gerekir. Sonuçta bir süre entegrasyondan bahsettik ama burada her ürünün farklı bir mimarisi var ve genel olarak mimari konsepti bilerek olaya yaklaşması gereken birisi. Çünkü şöyle sorunlarla karşılaşılacak. Şimdiden söyleyeyim. Bir MS SQL üzerinde yaklaşık 2 milyon entitlement var. Her bir tabloda select, delete, update gibi yetkileri düşünürseniz, bunlara da resource action derseniz, her tabloyu bir resource üzerindeki aksiyonlara bağlarsanız 2 milyon data seti yapıyor. Şimdi herhangi bir uygulamaya, ben size bugün dersem ki herhangi bir şeye bağlanıp 2 milyon veriyi çekin dersem, zaten bunu çekmekte sorun yaşarsınız. Bir de kurumda 2000 tane MS SQL database olduğunu düşünün. Sadece MS SQL'deyiz. Daha bunun Oracle'ı var. Daha bilmem ne ana bankacılığı var. Şusu var, busu var. Daha 400 tane uygulama var. Sadece MS SQL konuşuyoruz hala. Şimdi zaten bu noktada bir mimari bazı sorunlar olacak. Yaklaşık bu 2 milyon datadan data toplamak benim gördüğüm en hızlı şekilde 10 dakika sürüyor. 10 dakikadan önce toplayabilen görmedim daha. Ve bu hani bütün saydığım her şeyin dışında bunların yönetilmesi gibi bir durum var. IDM'in en büyük problemlerinden birisi çok fazla data ile oynar. Çok fazla data gelir gider tool üzerine ve bunlar günlük olarak gerçekten çok hızlı şekilde de güncellenen şeylerdir. Burada bir tool mimarisini bilmesi gerekiyor. Onun dışında bence governance'ını iyi anlaması gerekiyor. Çünkü günün sonunda governance ekiplerinin taleplerini gerçekleştirmek isteyecek. Yetki gözden geçirmede ve rol yönetiminde. Ve bahsettiğim gibi hani burada sadece ben uygulamada işte rolün altında entitlement'tan bahsediyorum ama uygulamada 7 farklı rol vardır. 3'ünün yapısı farklıdır. 4'ününki şöyledir. O rolün üzerine bir entitlement alırsanız bambaşka bir şey olur. Çok karmaşık yapılar var. Bu yapıları iyi anlayıp bunlara uygun şekilde çözüm üretmesi gerekiyor IDM uzmanının. Bence mimariye ve buna hakim olan, yani governance ekibiyle konuştuğunda gerçekten onları tatmin edebilen ve IT ekibiyle konuştuğunda da ürün mimarisine hakim olan birine ben IDM uzmanı derim. Bunun dışında da development ve test ekibi, onların çok bir IDM uzmanı olmasına gerek yok. Onlar biraz daha yazılım ve tool bilgisi üzerinden gelişiyor. Genelde de gördüğüm şu oluyor, hani iyi bir Java developer, bildiğim ana ürünlerin hemen hemen hepsi Java ile yazılmış. Genelde iyi bir Java developer, tool'un mimarisini anladıktan sonra tool üzerinde güzel şeyler yapabiliyor. Tool'u öğrenebiliyor ama oradaki Java bilgisi ve hani IT bilgisi biraz daha önde. Ama onun ayrıca bir güvenlikçi veya governance bilgisine ihtiyacı olmayacaktır. Sadece
iş analizi ve IDM uzmanı, proje program yönetimi tarafında yani en az bence iki SME'nin olaya dahil olması gerekiyor. Hatta birine SME, belki birine daha alt seviye diyebiliriz ama analistin ve proje program yöneticisinin gerçekten bu işin governance'ını çok iyi bilmesi. Aynı zamanda da tool mimarisini bilmesi. Çünkü governance'dan gelecek şeyin teknik olarak mümkün olup olmadığını anlaması gerekiyor. Bazı talepleri çok hızlı yapabilirsiniz. O talebin yanında küçük bir şey ister. O istediği şey için 2 aylık bir development gerekiyordur. Yani bunları daha ilk başta anlaması ve şunu yapabiliriz ama bunu böyle yapamayız. Zaten buna ihtiyacımız yok. Bunu da şuradan yaparak toparlayabiliriz gibi bir yaklaşım genel olarak önemli olacaktır. Yani analist ve proje program yöneticisinin IDM uzmanı olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bütün ekibin IDM uzmanı olduğu senaryoda çok zor. Türkiye'de de dünyada da o kadar IDM uzmanı yok. Yani zaten o kadar sayıda yetkin, yani bu alanda çalışan kişi sayısı kısıtlı. O zaman şöyle mi anlıyoruz Sefa? Yani bunu ekibin içerisinde software developerlarda olacak, bu ekibin içerisinde mimari taraftan anlayan insanlar da olacak, bu ekibin içerisinde güvenlikçiler de olacak. Keza bu yetkileri ve işte, çünkü anlattığına göre entitlement seviyesinde konuşmalar geçiyor. Milyonlarca konu değerlendiriliyor karşılıklı. Bunu bir sürü ekiple yapıyorsunuz en nihayetinde. Çünkü rolleri tanımayacak kişiler, işi yapan kişiler asıl. Size danışman olarak o kişilere de gidiyorsunuz. Zaten çalışmaların uzun sürmesinin nedeni de bu kadar çok konunun tartışılıyor olması diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla karşımızda yani bir sürü farklı background ya da nasıl diyeyim, disiplinden gelebilecek insanın bir araya getirildiği, harmanlandığı bir yapı var, bir proje var. Bir de ihtiyaçlar sürekli değişebilir. Yani değişiyor daha doğrusu. Bunu hepimizde yaşıyoruz, kurumlarımızda da görüyoruz. Şimdi baktığımızda organizasyon yapıları değişiyor, kişilerin yaptığı işler değişiyor. Bunların değişmesi bir kenara bırakın, uygulamalar zaten sürekli yaşadığı için yeni yetkilerin atanması vesaire gerekiyor. Dolayısıyla 6 ay, 2 yıl, belki 2 yıl bile az bir süre bu tarz işleri yapmak için. 2 yıl zaten bence merkezi olarak hani bir şeylerin artık ayaklarının yere basmaya başladığı süre. Hani bebeğin yürümeye başladığı şey gibi 2 yılda önce yürümeye başlıyor. Sonrasında zaten iş farklı bir noktaya doğru gidiyor. Yani evet, ben ilk başladığım zamanı hatırlıyorum. İlk başladığımda beni en çok bu çok karmaşık konular yormuştu. Ben güvenlik kökenliyim, network kökenliyim. Bir kere yazılımdan çok anlamıyordum. Yazılım dünyasını da çok tanımıyordum. Öncelikle bu yazılım terminolojisi, uygulama adminleriyle bir şeyler tartışıyorsunuz. Adam 50-55 yaşında, adam 30 yıldır aynı uygulamanın yönetimini yapıyor. Artık her şeyi biliyor. Adam bir şey söylediğini, ne dediğini anlayamıyoruz. Ve adama ne istediğimizi anlatma noktasında sorun yaşıyoruz. Hani bak diyoruz, bu uygulamada böyle böyle bir şey lazım, şöyle bir data lazım. Hani bizim uygulamanın kullanıcı yöntemi böyle değil ki diye bir şey geliyor. Bu genelde geliyor. Sonra sizinki nasıl diye bir süreç başlıyor. Bu nasıl sürecine de genelde şöyle bir yaklaşım izliyordum ben. En çok işe yarayan nokta buydu. Sizin uygulamaya yeni bir kullanıcı talebi geldiğinde bu nasıl oluyor? Talep nereden geliyor? Size nasıl geliyor? Siz bir kullanıcıyı nasıl yaratıyorsunuz? Rolünü yani anlatın bana. Süreci anlatın. Daha çok soru sorarak değil, açık uçlu bir soru. Siz anlatın. Anlattıkça biraz daha konuşalım, bakalım, edelim, şu bu. Günün sonunda işte ben bu kullanıcıyı yaratıyorum. Tamam, bu kullanıcı nasıl yaratılıyor? Mesela adam arayüzü kullanarak yaratıyor. Arka tarafta bir database tablosuna yazılıyor ama adam arka database tablosuna yazılıp yazılmadığını bilmiyor. Çünkü adam admin. Onu developer biliyor. Yani. Peki siz bunu yaratınca ne oluyor? Ne olduğunu bilmiyorum. Developer'a soralım diyor. Bu sefer hep beraber developer'a gidiyoruz. İşte bu sürecin yönetilmesi. Bir de tabii bence başarılı bir projede bunların yönetilmesi apayrı bir challenge. Ben analist olarak çalıştım. Analist ve SME olarak. Bunlar benim üzerimdeydi. Yani genelde T anında ben aynı anda 15 veya 20 uygulamanın entegrasyonunu eş zamanlı olarak takip ediyordum. Bunun zaten eş zamanlı takibi bambaşka bir challenge. Hani bunun da çok ayrı şekilde yönetilmesi gerekiyor bence. Burada bir proje program yöneticisinin de dahil olması bence çok önemli. Çünkü çok fazla partiyle iletişime geçiyorsunuz. Biz bunu uygulama adminine soruyoruz. O gidip outsource developer'a soruyor. Dolayısıyla bayağı bir iletişim şeyi olan çok bir süreç. Ciddi bir proje yönetimi. Peki Kaya Bey'den şöyle bir soru gelmiş. Temel rol modellerinin bir standardı var mıdır? Temel rol modelinin bir standardı vardır diyemem. Ama genel olarak şöyle bir yaklaşımı genelde görüyoruz ve uyguluyoruz. Eğer uygulama içerisinde bir rol kullanılacaksa
o rolün altındaki entitlement o kullanıcıya haricen direkt olarak verilmesin. Eğer rol varsa rolün altında entitlement olsun. Entitlement direkt olarak kullanıcıya assign edilmesin. Bu entegrasyon noktasında bizi çok farklı yerlere getiriyor. Bir de bazı uygulamalarda nedendir bilmiyorum. Rolün altına farklı roller yaratmayı çok seviyorlar. Mümkünse bunu da yapmayın. Tek seviye olsun, tek katman ve mümkün olduğu kadar basit olsun. Kullanıcıya rol atanır, rolün altında entitlement vardır. Eğer işin içerisinde gruplar dahil olacaksa gene gruplarla tek katman olsun. Bir grup içerisinde farklı bir grup daha olmasın. Çünkü bunlar iç içe girdiği anda şöyle söyleyeyim. Mesela biz bunları bir tablodan okumamız gerekiyor. Bunlar iç içe girdiği anda recursive query'e düşüyor. Çünkü artık katman katman oluyor. Burada şu olabilir. Ben sadece ikinci katmana iniyorum. Bu grubun altında bu var. Başka bir şey yok diyebilirsiniz siz. Ama ben bir güvenlikçi olarak onun altında başka bir grup olup olmadığından emin olmak zorundayım. Ben bu nedenle recursive query'yi yazmak zorundayım. Ben recursive query'yi yazdığım zaman bu benim database performansımı ciddi anlamda etkiliyor. Olayı yavaşlatıyor. Olaya bambaşka bir komplekse katıyor. Bir de zaten orada her şeyi, isterseniz her şeyi iç içe yazın. Ben bunu IDM'e entegre ederken günün sonunda gene bir flat mimariyi almak zorundayım. Ben gene her şeyi flat yapacağım. O yüzden tasarlarken mümkün olduğu kadar basit tasarlanması ve iç içe yapıların kurulmaması bence en güzeli. İç içe yapı sadece şurada kurulabilir. IDM'de bir enterprise role konsepti var. Biz bunu Türkiye'de yapmıştık. Genel çok ütopik bir yapı. Dünyada çok az yerde var. Ama Türkiye'de uygulamıştık. Şu oluyor. Ben kurumda işe başladığım zaman benim sadece bir tane rolüm oluyor. Ben bir rol alıyorum. Örnek veriyorum güvenlik analisti. O rolü aldıktan sonra o rolün içerisinde bütün uygulamalarda ilgili roller dahil edilmiş oluyor. Ve ben sadece tek bir rol alarak ihtiyacım olan her şeye tek rolle sahip olabiliyorum. Buna enterprise rol deniyor. Bunun altında da işte ilgili application roller, application katmanında roller oluyor. Bu da gene zaten basitleştirecek bir yapı. Bu uygulanabilir. Ama dediğim gibi bu zaten çok ütopik bir şey. Yani belki bir IDM projesine başladıktan 5 yıl sonra falan konuşulabilecek bir konsept. Ama günün sonunda IDM'in gideceği yerde budur. Bunun faydası ne olur? Ben yarın bir gün başka bir pozisyona geçersem kurum içerisinde o rolü bırakırım. Başka bir tane rol alırım. Benim sahip olmamam gereken her şey üzerimden alınır. Sahip olmam gereken her şey üzerime tekrardan eklenir. Ve hayatıma devam ederim. Tek bir rol aldım, verdim ve konu kapandı. Ütopik bir nokta. Hani en son gidilmesi gereken nokta ama bence uygulanması gereken rol mimarisi böyle bir şey. Peki Sefa, yetki bağlamında yani rol haricinde yönetilmesi gereken çok özel yetkiler de olamaz mı? Yani hani genelde rol üzerinden gidelim diyoruz ama öyle bir yetki vardır ki mesela gerçekten kurumda bir ya da iki kişi de olması lazımdır. Ama baktığınız zaman bunlar öyle bir yetkilerde olabilir ki çok birbirinden bağımsız ve ayrı olan işlerde işleri yürüten kişilerin sahip olması gereken yetkilerdir ve kurumun işine devam ettirilmesi için de çok kritik olabilir. Olabilir. Bu da gene bizi şeye getiriyor. Attribute based access control diye bir konsept var. Şimdi rol tabanlı erişim yönetimi yani RBAC dediğimiz olayın sorunu genelde şu oluyor. Kurum içerisinde birbirine benzer işler yapan insanları RBAC'le aynı rollere ekliyoruz. 4-5 kişi için aynı rolü yaratıyoruz. Ama aslında o 4-5 kişi içerisinde 2 kişinin o işlerle çok da bir alakası yoktur. Ama aynı role sahip oldukları için o kişilerde de o roller var oluyor. Rol tabanlı erişim yönetiminin sıkıntısı bu. Bu noktada da attribute based access control diye bir şey geliyor. Kişinin sahip olduğu attribütlere göre böyle özel yetkiler kullanıcıya eklenebiliyor. Ama burada da gene şunu tavsiye ederim. Eğer ben kullanıcıya direkt olarak bir entitlement eklemek istiyorsam gene mimari olarak hani entegrasyon mantığıyla baktığım için her yerde kullanıcı entitlement'a rol üzerinden dahil olurken o özel entitlement'a gene rol üzerinden dahil olsun. Gene bir rol yaratayım. İçine bir tane entitlement koyayım. O rolü adama assign edeyim. Çünkü IDM noktasında o entegrasyonda yönetirken her şey rol üzerinden erişilir demekle her şey rol üzerinden erişilmez. Aynı zamanda bu üzerinden erişilir demek entegrasyonu bambaşka bir şeye getiriyor. Ve çok kompleks bir yani tek bir case'den farklı case'lere geçiş oluyor ve yani arada farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Gene bir rol yaratıp içine atabilirim.
Ama evet, özel rollerde bu attribute based access control dediğimiz yapı şu anda zaten gitgide popülerleşiyor bu rol tabanlı erişim yönetiminin sıkıntısından dolayı. Burada sadece şunu söyleyebilirim. Rol tabanlı erişim yönetimi gene yapılmalı. Hani attribute based access control çok yönetilebilir bir şey değil. Rol tabanlı erişim yönetimi yapılmalı ama bu özel yetkilerle alakalı olan durumlarda da attribute based olarak bunlar kişilere ayrıca eklenmeli. Zaten şu anda da globalde giden trendte genel olarak bu noktada ilerliyor. Peki, teşekkür ediyorum. Bir diğer sorumuz Uğur Bey'den gelmiş. Mobil cihazların IDM ile ilgili yönetim, denetim süreçleri kişisel verilerin mahremiyeti ile ilgili ne ölçüde sakıncalar yaratabilmektedir? Mobil cihazların IDM ile ilgili yönetim ve denetim süreçleri kişisel verilerin mahremiyeti ile ilgili ne ölçüde sakıncalar yaratabilmektedir diye bir sorumuz var. Burada anladığım kadarıyla bu MDM'lerden bahsediliyor. Biraz MDM'le karışmış olabilir. Evet. Ya da başka bir eklemek istediğiniz bir şey varsa Uğur Bey yazarsanız seviniriz. MDM aslında çok alakalı bir konu değil ama onunla alakalı da şunu söyleyebilirim. MAM diye bir konsept yaklaşık son 4-5 senedir gündemde. Gitgide popülerleşiyor. Kurum telefonunu yönetmek, daha doğrusu kurumla alakalı veriyi yönetmenin yanı sıra artık şöyle bir konsept var. Telefonun içerisinde bir alan alınıyor. O alanla alakalı erişim sadece o uygulama üzerinden yapılabiliyor ve kurumla alakalı her türlü veri orada oluyor. Aslında kurum telefonu yönetmiyor. Kurum sadece telefondaki bir alanı yönetiyor. Manage Access Management miydi? Öyle bir şey olması lazım adı. MAM deniyor. Bu privacy anlamında biraz daha işleri iyi noktaya getiriyor ama yani Türkiye ile İngiltere arasında gördüğüm farklardan biriydi bu. Türkiye'de şirket telefon verdiğinde, içinde MDM ile geldiğinde bu bir sorun oluyor. Çünkü o telefon normalde de kullanacak kişi tarafından. Aynen öyle. İngiltere'de yani ben sana bunu şirket telefonu olarak veriyorsam zaten kişisel bir şey için kullanma. MDM'e de hiç laf etme deniyor. İnsanlar o zaman çift telefonla gezecekler. Çift yani. Telefonla anladım. Geziyorlar zaten. Anladım. Ama evet, tamam. Biraz da şey ya, privacy anlamında özel bir konu. O yüzden MAM zaten yükselen bir trend. Evet. Biraz daha gidiyor. Bence tercih edilebilir. Uğur Bey de sağ olsun bizi tamamladı. Evet, MDM ile ilgiliymiş sorusu. Zaten burada biraz cevap verdik diye düşünüyorum bir nebze. Şöyle Ehtiran Bey yazmış. Kısa bir zaman zarfında önemli hususları vurgulayarak bizimle önemli bilgileri paylaştığın için teşekkür ediyor size. Özellikle pandemi döneminde IDM ile ilgili size gelen talepler daha çok regüle sektörlerden mi yoksa diğerlerinden mi? Yani bir kere sorumuz regüle bu. Sektör, diğer sektör kavramı burada biraz değişti. İngiltere'ye geldikten sonra. Burada genelde her şey regüle. Benim yani. Ya da Accenture'ın müşterisinin kitlesindeki şeyler genelde regüle sektörler oluyor. Regüle sektörlerle alakalı, evet yani genelde regüle sektörlerden geliyor bu sorunlar. Özellikle bu evden çalışma sürecinde biraz daha artık olay kontrol dışına çıktığı için dataya erişimin kontrolü ve bunun otomasyonla yapılması çok önemli bir noktaya geldi. Çünkü herhangi bir şey çok ciddi sorunlarsa yapılabiliyor. Artık insanlar network'ün dışında, herkes VPN'le bağlanmıyor. Genelde regüle sektörü diyebilirim. Bunun dışında aslında özellikle pandemi döneminde ekstra bir şey gelmedi. Zaten dediğim gibi IDM projeleri büyük projeler olduğu için var olan projeler devam etti bizde. Çok ekstra şeyler gelmedi. Ama yani son yaptığım projede şununla bir SSO çalışması yaptık. Evet, şu anda kurumlar biraz daha SSO tarafındaki işlere daha öncelik veriyor. Hani, single sign-on. Single sign-on, password management tarafına ekstra bir özellik gelmeye başladı. Çünkü network dışında özellikle burada cloud'da çalışan uygulamalarda insanlar mümkün olduğu kadar username password'lerle uğraşmasınlar ve bunların çalınması durumu ortaya çıkmasın diye özellikle cloud uygulamalarında bir SSO uygulama trendi görmeye başladım bu pandemiyle beraber. Ama zaten network uygulamaları için çok böyle bir durum yok. Onlara network'ü yönetmek gerekiyor. Burası için böyle bir şey söyleyebilirim. Peki, teşekkür ediyoruz. Bu arada teşekkür mesajları geliyor. Eren Bey'in şöyle bir sorusu var. Attribute based control, access control uygulayan firma var mıdır bildiğiniz?
Attribute Based Access Control'ü direkt olarak uygulayan bir firma yok gördüğüm. Role Based Access Control'ün üzerine uygulanıyor genelde. Orada da gördüğüm yaklaşım genelde şu oluyor. İlk başta bir Role Based Access Control yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Daha sonra Role Based Access Control'de eksiklik görülen yerlerde o işte bizim residual entitlement dediğimiz, yani normalde bende olmaması gereken bir yetkinin olduğu senaryoda o roller ilk başta yaratıldıktan sonra daha sonra rolün içerisinden o sadece iki kişide olması gereken yetkiler alınıp onlar attribute'lara bağlanıyor, ama önce bir role based access control'e geçiş, daha sonrasından da bir düzeltme olarak attribute based access control'e geçiş şeklinde ilerliyor benim gördüğüm. Yani orada evet bir risk acceptance yapılıyor kurumlarda başlangıçta. Bence gayet kabul edilebilir bir model. Ama tabii sıfırdan başlanacaksa bu attribute base'i de risk role base'in üzerine olacak şekilde bir tasarlama yapılabilir, ama var olan rollerde o rol yapıları biraz modify edilerek orada bir attribute eklemesi yapılıyor. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler mesajları geliyor. Teşekkür mesajları geliyor. Sunuma ve paylaşılan bilgiler, deneyimlerin çok değerli olduğunu söylemiş Ateş Bey. Biz de teşekkür ediyoruz sizlere. Keza Sefa Bey sunumdan ve sorulara vermiş olduğunuz bu tatmin edici cevaplardan dolayı teşekkür ediyoruz biz de İSAKA İstanbul ailesi olarak. Süremizin de zaten yavaştan sonuna gelmeye başladık. Ben en son şöyle kısa bir cevap olabilecek bir soruyla şöyle başlamak istiyorum. Şimdi geneliyle siz bize olayın tabii ki doğal olarak danışman tarafında yer aldığınız için danışman şapkasıyla olan taraflarından anlattınız. Ama biz bugün sizi mesela alsak da bir denetçi şapkasıyla IDM özelinde bir denetim yapmayı şeklinde bir görevlensek, size böyle bir assignment yapsak. Genel itibariyle özellikle o kuruma iyileşme özelinde fayda sağlayabileceğini düşündüğüm şu noktalara bakarım dediğiniz konuları böyle bizle kısa 2-3 dakikalık paylaşabilir misiniz? Biraz geniş bir soru oldu. Zor bir soru da belki, ama hani böyle 2-3 dakikalık bir şeyle aktarabilirseniz memnun oluruz Sefa Bey. Benim ilk başta söyleyeceğim olay şu olur. Şu anda beni duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Sesin geliyor. Sesim geliyor mu? Galiba geliyor bir, geliyor. Bir bağlantı sorunu yaşadım az önce. Tamam. İlk başta benim bir tavsiye olarak vereceğim şey, bu yetki gözden geçirmeyle alakalı IDM entegrasyonunun hemen yapılması olurdu. İlk başta söyleyeceğim şey bu olurdu. Çünkü yetki gözden geçirme bu olayın en kritik noktası. Bu yoksa bulguyu yazardım. Zaten geriye dönük baktığımızda da muhtemelen tarihlerde bir kaçma olmuştur veya yetki gözden geçirmede yapılması gereken işlemler yapılmamıştır. Bir diğer baktığım nokta şu olacaktır. Yetki gözden geçirme evet yapılması gerekiyor. Burada yetki gözden geçirme yapıldıktan sonra bu kullanıcıdan bu yetkileri alın, bunlara gerek yok denildiği senaryoda gerçekten onlar alınmış mı? Buna bakardım. İkinci bir nokta olarak. Bence rol tarafında o biraz daha işin sonraki kısmı. Bence çok audit noktasında tabii ki application üzerinde bir rol çalışması yapılmış mı? Bu kullanıcılar uygun roller üzerinden mi gerekli yetkilere sahip oluyor? Sonrasında buna da baktırmak isterdim. Bir diğerinde de yani belki diğer en çok önemli olacak noktalardan biri, eğer bu kurumdan birisi işten ayrılıyorsa o adamın hesabı bu uygulama üzerinde otomatik olarak kapatılıyor mu? Eğer bunu otomatik yapacak bir süreç varsa veya bu talepler geldiğinde gerçekten burada herhangi bir gözden kaçırma oluyor mu, buna bakardım. Veya bir işten ayrılma senaryosu, bir de birisi kurum içerisinde farklı bir yere geçtiği zaman o yetkiler ne oluyor? Bu adam farklı bir yere geçerse kurum içerisinde bunu takip edebiliyor musunuz? Ya da organizasyon değişikliğinde, organizasyon değişikliği varsa onun etkileri bir şekilde IDM'e yansıtılmış. Aynen öyle. Yani en azından bunun bir şey olması gerekiyor. Örnek veriyorum, bu adam kurum içerisinde IT tarafındayken bu yetkilere sahipse adamın title'ındaki bilgi artık business tarafta, marketing'ten bir şey olduysa, bu marketing olduğunda burada herhangi bir değişme oldu mu? Buna bakardım. Çünkü bir şeyler değiştiyse, bu adamın kurum içindeki yeri değiştiyse bu değişmiştir.
Bunun dışında da şunlara bakardım. Bu role sahip adamlarda veya bu title'a sahip adamlarda genel olarak bu rol varsa, buradaki adamda niye farklı bir rol var? Eğer varsa. Hani benzerlik arardım şeylerde ve benzerlik olmayan yerde bu niye böyle diye sorardım. Çünkü mantıken olmaması gerekiyor. Bu da aslında düzgün bir rol yönetimine götürüyor olayı. Ama dediğim gibi öncelikli yetki gözden geçirme ve oradaki aksiyonların gerçekten yapılıyor olması. Bence sadece bu bile yapılsa olay çok başka bir noktaya gelir. Bir diğeri de doğru düzgün bir rol yönetiminin olması. Bu da aşama aşama bahsettiğim gibi. Hani kuruma yeni giren birine otomatik olarak rolü atamak gerçekten güzel bir hareket, güzel bir şov. Ama önemli olan kurumdan ayrılan birinin account'unu doğru zamanlı, gerçek zamanlı olarak kapatmak. Bir de tabii zamanlama da burada önemli. 6 ay sonra kapatmanın çok bir anlamı yok. Yani adam ya çıktıktan sonra birkaç gün içinde kapanmalı. Ya da başlangıçta atanan o yetkiler gerçekten zamanla değiştiriliyor, değerlendiriliyor. Gerçekten yeni gelen kişiye doğru yetkiler veriliyor mu konusunu evet. Değerlendirmek. O zaten yetki gözden geçirme oluyor. Yani yetki gözden evet. Geçirme bu yüzden çok önemli. Orada bir sorun olduğu zaman gerçekten bu yapılıyor mu? Bu da hani en çok bunun işlediğini gördüğüm birkaç kurumda gerçekten yetki gözden geçirmeden dolayı verilen bulgular en üst seviyede veriliyordu. Kritik bulgu olarak ve üst üste 2-3 tane bu şekilde kritik bulgu alanın yani gayri resmi olarak şey diyorlardı. Hani artık burada terfi alamazsın. Kendine başka iş bak. Gerçekten bu noktada önemliydi. Bu uygulanabilir. Biraz kırmızı kart göstermek güzel olabilir. Teşekkür ediyoruz Sefa. Uygulayıcı taraftan bize bu soruya verdiğin cevapla hani denetim noktasında bir bakış açısı kattığını da düşünüyorum bu soruya vermiş olduğun cevabı. Akşamın bu saatinde yine iyi bir katılımla ve gerçekten de bence derin bir konuyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Siz değerli katılımcılarımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sefa sana bize özellikle uygulama tarafındaki tecrübelerini ve bilgi dağarcığını bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. İshak Aysan, ben birkaç mesaj vermek istiyorum bu arada. Etkinliklerimiz devam ediyor. İshak Aysan bu tarafında haftalık webinarlarımıza devam etmeyi devam edeceğiz. Çünkü malum pandemi döneminde CP tarafında da ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlar noktasında da olabildiğince her hafta güzel bir konuyu masaya yatırıp etkinlik yapmayı planlıyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Bu Sefa ile yaptığımız etkinlikte haftaya da yine Ateş Bey ile Ateş Sümbül ile Mazars Denge'den COVID uyumunun PCI DSS yansımalarını konuşuyor olacağız. Olabildiğince İSAKA İstanbul olarak sizlerden gelen, anket tarafında gelen, değerlendirme tarafında gelen bildirimlere göre de etkinliklerimizi yapılandırmaya çalışıyoruz. Bu akşam Accenture İngiltere ekibinden Mustafa Sefa Duran'ı dinledik. Sefa bizimle çok değerli bilgilerini paylaştı. Ben tekrar teşekkür etmek istiyorum Sefa. Başka bir etkinlikte tekrar görüşmek üzere diyorum. Ve son olarak da yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. İshak İstanbul ailesi olarak hepinizin bayramını kutluyoruz. Keza bu akşam da Kandil'inizde kutluyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum katılan herkese. Hepinizin kandilini kutluyorum. Yarın Cumhuriyet Bayramınızı şimdiden kutlamış olayım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. We have several blogs on the mission story as well that go into more detail. Those are available at Security at Adobe, our web-facing blog. And then we've also open-sourced the CCF. So if there are organizations out there that want to, you know, review the CCF, they want to take a look at it. İyi akşamlar Cem abi, senden geliyor sanırım. Doğru, geri planda. Bir şey konferanstayım. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Hadi görüşmek üzere. Kapandı. Sefa, seni görmek için açtım özellikle. Çok sağ ol abi. Için. Nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Çalışmaya devam ediyoruz. Valla aralarda da girip çıktım. Çok güzel şeylerden bahsettin. Özellikle o
Accelt modülü, IDC ile ilgili kimi uygulamalar, benim gerçekten ilgimi çeken ve sunumlarda da kullandığımız şeyler bizim denetimde. Özledim seni Safa'ya. Ne zaman geleceksin Türkiye'ye? Aralık'ta gelmeyi düşünüyorum.